İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine Mesrop Nahabetyan ve Vazgen Jamgoçan da adaylıklarına koydu. Batı Ermenistan Cumhurbaşkanı Armenia Gabrahamyan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı telgrafı yolladı. NATO, Karabağ sorununun barışçıl yoldan çözümüne verdiği desteği yeniledi. Erdoğan ülkesindeki hapishanelerin sayısını arttırıyor. Suriye'de var olan durum... Başkan Trump'a göre ABD tarihinin en büyük hatası Orta Doğu'ya asker yollamaktı. Roma Opera Tiyatrosu'nda Yerevan'ın kuruluşunun 2800. yıl dönümüyle Arama Çadıryan'ın 115. doğum gününe adanan konser. 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine Mesrop Nahabetyan ve Vazgen Jamgoçan adaylıklarını koydu. Mesrop Nahabetyan, 1946 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan şehrinde doğdu. Makine Fakültesini bitirdi. 1968 yılından itibaren ABD'ye göç edene kadar ekonomik faaliyette bulundu. 1990 yılından itibaren kendi biznesiyle ilgileniyor. Batı Ermenistan vatandaşıdır. Vazgen Jamgoçan, 1957 yılında Irak'ta doğdu. Batı Ermenistan vatandaşıdır. Batı Ermenistan parlamento seçimlerine ulusal haklara hizmet etmek ve bu bilinci topluma ve millete yaymak için adaylığını koymaktadır. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Batermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekili adaylığı için Batermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhurbaşkanı Armena Gabrahamyan, Rus il 20 askeri uçağın düşmesi ve mürettebatının vefatıyla ilgili olarak 19 Eylül'de Rusya'ya başsağlığı mesajı yolladı. Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, Rus il 20 askeri uçağın Akdeniz sularında düşmesi nedeniyle Ermeni halkı adına en derin başsağlığı dileklerimizi dile getiriyoruz dedi. Rus medyasının Rusya Savunma Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre İl 20, Pazartesi günü saat 19.00 sularında Suriye ordusunun S-200 antifize sisteminin ateşi sonrasında Akdeniz'e düştü ve düşen uçağın 15 Rus askeri mürettebatı da hayatını kaybetti. Armen Azeri medya basınına dayandırarak verdiği haberde, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gotemyoler, Bakü'de gazetecilere verdiği demeçte NATO'nun Karabağ sorununun barışçıl yoldan çözümüne verdiği desteği yeniledi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı NATO AGITMIS grubunun çalışmalarına ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için çatışan tarafların çabalarına verdiği desteği ifade etmektedir." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetine karşı gerçekleştirilen 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra ülkedeki muhalefet üzerindeki baskı şiddetli bir şekilde arttı. Türkiye'de aralarında yetkililer, öğretmenler, avukatlar ve öğrencilerin de bulunduğu on binlerce kişi tutuklandı. Gazete Ruh'un NBC Haber kanalına atıfta bulunarak verdiği bilgiye göre Türkiye'de aynı zamanda aşırı kalabalık olan 384 cezaevi bulunuyor. Mart ayı itibariyle 224.974 mahkum mevcut ve bu durum resmi cezaevi kapasitesinden %7 daha fazla. Resmi verilere göre kamu hizmetinde bulunan en az 169 bin kişi görevden alındı. Şu anda Türkiye, Avrupa'daki kişi başına düşen tutuklu sayısında Rusya ve Beyaz Rusya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Türk makamları bu sorunu çözmek için 5 yıl içinde 228 cezaevi daha inşa etmeyi planlıyor. Amerikan televizyonunun belirttiğine göre bu haber Aralık ayında ifade edildi. Muhalefet Partisi'nin temsilcisi Barış Arkadaş televizyon kanalına yaptığı açıklamada hapishanelerdeki 20 kişi kapasiteli hücrelerde 45 kişiye kadar insan yatırıldığını ifade etti. Türk hükümetleri 2016 yılındaki darbe girişiminden Erdoğan'ın eski müttefiki 77 yaşındaki etkili İslami vaiz Fethullah Gülen'i sorumlu tutuyor. NBC ajansı şimdi ABD'de Pensilvanya'da saklanmak zorunda olan Gülen'i Türkiye'nin tutumuna rağmen Beyaz Saray'ın teslim etme niyetinde olmadığını hatırlatıyor. Kürt güçleri ile Türk ordusu arasındaki çatışmalar Afrin'in Kürt bölgesinde devam ediyor. Bu bölgenin işgal edildiğini ve günümüzde Türk ordusunun birimleri ile terör örgütü gruplarının yasalış olarak burada bulunduğunu hatırlatalım. Mart ayında Ankara'nın uyguladığı bir plan olan Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Kürt güçleri bu bölgeden atıldı ki ABD Kürt güçlerinden bu bölgede sınır birliklerini oluşturmak istiyordu. Suriye Demokratik Güçleri ABD desteğiyle Der Ez Zor'un güneydoğusunda Cezire Fırtınası adlı askeri operasyonlara devam ediyor. Suriye Demokratik Güçlerine bağlı birimler bir takım tepeleri ele geçirmeyi başarmış ve Bahus Fokan adlı kasabaya doğru ilerlemektedir. Soçi'de bu ay içerisinde gerçekleşen Rus-Türk görüşmeleri sonucunda İdlib şehri etrafında 15-20 kilometrelik bir tampon bölge oluşturulması yönünde anlaşmaya varıldığını hatırlatalım. Fakat ilgili bu anlaşmayı Cephet Ul Musra, Ceş El İzza, Hurrasaddin ve Türkistan İslam Partisi adlı terör grupları kabul etmiyor. Onlar silahlarını bırakıp cepheden uzaklaşmayı reddediyor. Ayrıca onlar yaptıkları açıklamada silah bırakmayı teklif eden tüm güçlere karşı mücadele edip Suriye devrimini gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Anna Ajansı İslam Devleti grubunun lideri Abu Bakr al-Baghdadi'nin onkolojik hastalık neticesinde öldüğünü bildirdi. Orta Doğu'daki diğer bazı haber ajansları da bunu İslam Devleti'ndeki kaynaklarını işaret ederek doğruladılar. Eğer bu bilgiler gerçek ise al-Baghdadi akciğer kanserinden öldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hill TV'ye yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin Ortadoğu'ya girmesi George Bush yönetimi yıllarındaki Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük ve en kötü hatasıydı dedi. Trump özetle, ülkemizin tarihinde yapılan en büyük hata, Başkan Bush tarafından başlatılan Ortadoğu'da askeri varlığımızı sağlamaktı derken, bununla birlikte selefi olan Barack Obama'nın da Ortadoğu'dan güçleri çıkartmasıyla yanlış yaptığını ifade etti. Trump Obama tarafından askeri güçlerin çekilmesi yanlış olsa bile en kötü hata oraya askeri güçleri yollamaktı. Çünkü operasyonun Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 7 trilyon dolara ve sayısız yaşamın yitirmesine mal oldu diye özetledi. Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası'ndan verilen bilgiye göre Roma Opera Tiyatrosu'ndaki Ermeni müziği sıcak alkışlarla karşılandı. Arama 115. doğum günü ile Yerevan şehrinin kuruluşunun 2800. yıl dönümüne adanmış gecede Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası sanat yönetmeni ve baş Sergeysin Sergei yönetiminde Komidas, Arama Çadıryan ve Edgar Hovanisyan'ın eserlerini seslendirdi. Ermenistan'ın İtalya Büyükelçisi Victoria Bagdasaryan konser öncesinde dinleyicilere hitap ederek Ermeni-İtalyan ilişkilerini, onun sağlam gelişimini ve kültürel bağlarını önemsedi. Kemancı Hayk Gazazyan, Haçadıryan'ın keman konçertosunun birinci bölümünü, Dudukçu Gamo Seyrenyan ise Sareri Hovin Mernem şarkısı ile Varşabat Halayı adlı Ermeni halk eserlerini izleyicilere sundular. Hayk Gazazyan ve Kamol Seyrenyan izleyiciler için bir de sürpriz hazırladılar. Müzisyenler düetle Gomidas'ın Gurung adlı eserini çaldılar ki bu da izleyiciler üzerinde etkileyici bir izlenim bıraktı. Bunun kanıtı ise sürekli alkışlardı. Roma operasının dop salonu Ermeni müziğinden etkilenmiş bir şekilde salondan ayrılmıyor. Orkestra şefi Sergei Sympathian'ı pek çok kereler sahneye davet ederek ondan yeni eserler sunmasını istiyorlardı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nijde adlı ulusal halk oyunları topluluğu tarafından icra edilen Papuri Halk Oyun adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.